Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün karnabaharın en lezzetli halini paylaşacağım. Bizim evde çok seviliyor. Nasıl hazırlıyoruz? Buyurun yapımını görelim. Burada 1 kilogram karnabahar var. Karnabaharı parçalamadan önce soğuk suyla güzelce yıkadım. Yarısını daha önce pişirmiştim başka bir tarifle. Şimdi bu kalan yarısını da bizim evde küçük bir kız çocuğu var. Çok seviyor. Onun için hazırlıyorum. Hatta çiğ çiğ bile yanımdan aşırıyor. Bu şekilde çiçeklerini çok fazla parçalamadan gösterdiğim şekilde bölelim. Daha sonra aralarında da yabancı maddeler olabilir diye tekrar musluğun önünde soğuk suyla, böyle tazyikli suyla güzelce yıkayalım. Güzelce soğuk suyla tertemiz yıkadım. Suları süzüldü. Şimdi uygun bir tencerenin içine boşaltıyorum. Üzerine de şöyle yarım çay bardağı su ekleyeceğim. Ama öncesinde sosunu hazırlıyoruz. 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı tepeleme dolusu. Onu güzelce karıştıralım. Üzerine de şöyle çok az, 2 yemek kaşığı kadar süt ekleyeceğim. Güzelce çırpacağım. Şöyle geniş bir tabakta hazırlıyorum ki karnabaharları bulamak kolay olsun. Şimdi karnabaharı ocağa alacağım. Üzerine sadece yarım çay bardağı su ekleyeceğim. Ve 1 tatlı kaşığı da tuz gezdiriyorum. Böyle bol suda haşlamıyorum çünkü vitamini gitsin istemiyorum. Kaynamaya başlayınca en kısık ateşte buharıyla yumuşatacağım. Ne çok fazla pişecek, dağılacak, ne de içi çiğ kalacak. Evet, istediğim kıvamda oldu. Uygun bir tavanın altını kaplayacak kadar zeytinyağını ocağa bıraktım. İyice kızmasını bekliyorum yağın. Daha sonra karnabaharları güzelce bu göstermiş olduğum sosta her tarafını güzelce buluyorum sosa. Gördüğünüz gibi karnabaharlar tam kıvamında pişmiş. Ne içi çiğ kalmış, ne de böyle ben yumurtaya bularken parçalanmıyor. Gördüğünüz gibi burası çok önemli. Onun pişme süresini çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Kontrollü bir şekilde ara ara, zaten 15 dakikada kısık ateşte pişirmek yeterlidir. Evet, şimdi götürüp bunları kızgın yağın içinde güzelce kızartıyoruz. Çocuklar en çok bu şekilde yapınca seviyor. Ben fırında da yapıyorum üzerine kaşar rendeleyerek. O da çok lezzetli oluyor ama bizim evdeki küçük çocuklar onu sevmiyor. Bu şekilde bir kayık tabak dolusunu severek tüketiyorlar. Hatta çiğ bile seviyorlar. Çiğ olarak bile tüketiyorlar. Çocuklarınıza bu şekilde yedirebilirsiniz. Gerçekten biliyorsunuz karnabaharın faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle kış mevsiminde haftada bir defa da olsa veya 15 günde bir defa da olsa pişirmek gerekiyor. Her iki yüzü böyle güzelce kızarana kadar, altın rengi alana kadar kızartalım. Evet, gördüğünüz gibi tam kıvamında, çok nefis ve çok güzel de eve kokular yayıldı. Normalinde karnabaharın kokusu sevilmez ama bu tarifte o kadar güzel kokular mutfağa yayılıyor ki anlatamam. Evet, buraya kadar da izliyorsanız ve videom sizin için faydalı olduysa lütfen beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz ben video paylaştığımda size anında bildirim gelir. Gördüğünüz gibi gayet güzel, harika bir lezzet ortaya çıktı. Bilenleriniz vardır ama bilmeyenler için paylaşmış oldum. İzlediğiniz için teşekkürler.
Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun.